efendim. Selamlar. Hadi görüşürüz. Vereyim ben. Bakan Bey'in kire de yüklenebilir. Onu siz zaten bir anlarsınız. Değerli basın mensupları, dün 3 farklı yerde, Adana'da, Bolu'da ve şu anda içinde bulunduğumuz Menderes ilçesinde yangın çıktı. Buradaki yangın gündüz saat 14.04 civarında anons edildi. Arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahil oldular. 3 yangında eş zamanlı olarak devam etti ve akşam üzerine doğru Bolu kontrol altına alındı. Daha sonra Adana Kozan kontrol altına alındı. Burası da enerjisi büyük oranda düşürüldü ve arkadaşlarımız artık belli oranda kısmen kontrol altına alma çalışmalarını gerçekleştirdiler. Burada üçü gece görüşte olmak üzere özür dilerim. 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20'ye yakın helikopter, 500'de personel ve diğer kara araçları vardı. Tabii hava kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerin soğutma çalışmalarına devam ettiler. An itibariyle bu yangın da kontrol altına alınmış durumda. Bu helikopterlerden bir tanesinde yakıt ikmali yaptıktan sonra suyunu alıp o soğutma yapacağı yere gitmek için buraya yönlendi ve 23.53 itibariyle helikopterden bağlantı, herhangi bir haber alınamadı. Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, Polis, Jandarma tüm ekipler buraya seferber oldular. İlk etapta bir kişi, toplam 4 personel vardı arkadaşlar. Bunlardan 3'ü Kırgız uyruklu, biri Türk uyruklu bir arkadaşımız. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi o kurtarıldı. Şu anda hastanede yoğun bakımda, ancak aldığımız bilgiye göre sabah itibariyle herhangi bir hayati tehlikesi yok. Daha sonra ekiplerin gece boyu helikopteri ve diğer personeli arama çalışmaları devam etti ve sabahın ilk ışıklarına kadar, özellikle işte sonarlar da dahil olmak üzere bütün bu bahsettiğim kurumlarımız aradılar. Ve tespit ettikleri yer şu anda size de belli bir mesafede olan yer. Ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız tabii el yordamıyla tam enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Şimdi bu aşamadan sonra artık bu helikopterin çıkartılarak belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Bununla ilgili ekipler şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. En kısa zamanda buradaki ilgili askeri birliklerin başındaki komutanımızla birlikte çalışmalara devam edecekler. Şu anda Sayın Savcımız ve Kaza Kırım ile ilgili arkadaşımız burada. Onlar da çalışmalarını bitirdiler ve kurtarma çalışmalarının başlaması için start verildi. Biz ümit ediyoruz ki çok kısa sürede tamamlanır. Ancak elbette burası bir baraj ve dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları biz de an be an buradan takip etmiş olacağız. Mürettebata dair izle rastlandı mı helikopterin içinde veya etrafta? Şu anda onu söylememiz mümkün değil maalesef. Hem arama çalışmaları dışarıda da devam edecek, hem de helikopterin çıkarma çalışmaları devam edecek, ama biz şu anda diğer 3 personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz. Ama gelişmeler oldukça size bu durumu anlatmış, ifade etmiş olacağız. Sayın
Kaymakam, daha önce de böyle bir kaza yaşanmıştı bu bölgede. Evet, 2017'de olmuş. Bu barajdan su alımı da tabii riskli. Ne söylersiniz bu konuya dair de? Aslına bakarsanız bunların hepsi işte kara kutuda dahil bütün incelemelerden sonra meydana gelecek. Elbette hepsinin aynı özellikle bir sonuç çıkardığını söylemek çok mümkün değil. Biz en azından bir önceki kazayla olan bağlantısını ancak bu kazayla alakalı bütün incelemeler sona erdiğinde söyleyebileceğiz. Ama şu an için bütün konsantrasyonumuz helikopterin hızlıca çıkartılmasıyla ilgili. Ben bütün orman camiasına yeşil vatanı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Menderes'e geçmiş olsun diliyorum. Elbette bu çağrımızı tekrar edelim. Bizler yangınla alakalı müdahale konusunda ormanın kahramanları her şeyi yapar. Ancak elbette ki en önemlisi bu yangının çıkmaması. Dolayısıyla ben tekraren buradan bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Açıklamalarını yaptı. Bir yakıt faaliyeti sırasında bölgeye gelen yangın söndürme